Arkadaşlar, Çınar Akademi olarak yeni bir video ile tekrar karşınızdayız. Bugünkü videomuzda MEB'in Şubat ayı için yayımladığı örnek İngilizce sorularını hep beraber çözeceğiz. Toplamda her ay olduğu gibi yine bu ayda 5 tane sorumuz var. Hemen ilk sorudan başlayalım. Birinci soru. Read the text. Metni oku. Look at the table. Tabloya bak. And answer the question. Ve soruya cevap ver. Hemen her zaman yaptığımız gibi ilk önce soru kökümüzü okuyoruz. According to the information above. Yukarıdaki bilgiye göre. Who is Sabrina's best friend? Sabrina'nın en iyi arkadaşı kim? Hemen Sabrina ile ilgili bilgileri okuyalım. I have a true friend in my class. Sınıfımda diyor true friend. Gerçek bir arkadaşım var. She never tells lies. Asla yalan söylemez. And always keeps my secret ve her zaman sırlarımı tutar. Buradan arkadaşının honest olduğunu anlıyoruz. Yalan söylemez, sır tutar. She often makes jokes. Aynı zamanda da espriler yapar diyor. Yani funny. Şıklara baktığımızda, pardon aşağıdaki tabloya baktığımızda honest'ın burada olduğunu görüyoruz. Tamam, honest burada yok. Eledik, eledik. Funny'nin de burada olduğunu görüyoruz. Bunu da eledik. Generous'ı da eledik. Geriye elimizde kaldı Jane. Hemen devamını okuyup netleştiriyoruz cevabımızı. We generally get on well with each other. Biz genellikle çok iyi anlaşıyoruz diyor. Because we share the same hobbies. Çünkü aynı hobileri paylaşıyoruz. We usually ride a bike. Bisiklete bineriz ve sinemaya gideriz. Go to the cinema together. Hemen bakıyorum Jane'in bilgisine. Watching film, sinemayla gitmekle eş anlamlı. O yüzden bu bilgiyi de doğrulamış olduk. Cevabımız D şıkkı olacak. Evet, ikinci sorudan devam ediyoruz. Look at the possible of incomplete sentence. Bir poster sorusu var önümüzde. Soruyu okuyoruz hemen. The poster does not have any information. Poster şu bilgiyi içermez. About the blah 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 of the tournament. Turnuva ile ilgili aşağıdakilerden hangi bilgiyi içermez poster? Hemen şık şık gidelim. A şıkkına bakıyoruz. Date, tarih. Tarih var mı? Bakıyorum. Tuesday, June 16. Var. A gider. B'ye bakıyorum. Place, yer verilmiş mi? Pine School Sports Hall. Evet, okul salonu diyor. B de gider. Reward, ödül. Verilecek ödül var mı? Burada bakıyoruz. Come and play at a grand. Invite friends and family. Come watch. Make new friends. Yeni arkadaşlar edin. Hayır, bu C kalabilir. C ile ilgili herhangi bir bilgi yok. D'ye bakıyoruz. Time verilmiş mi? Evet. Saat de burada açık bir şekilde verildiğine göre doğru cevabımız C şıkkı olacak. Sorumuza bakıyoruz hemen. Which of the following? Aşağıdakilerden hangisi? Should the restaurant prepare? Restoran hazırlamış olmalı. According to the information above. Yukarıdaki bilgiye göre aşağıdaki menülerden hangisini restoran hazırlamış olmalı? Hemen bilgilerimizi okuyoruz. Restaurant, bir restoran, does a survey, bir araştırma yapıyor. About the food preferences. Yiyecek tercihleriyle ilgili office customers. Müşterilerinin yiyecek tercihleriyle ilgili bir araştırma yapıyor. The purpose, amaç. Is to find the most popular, en popüler meal, yemekleri bulmak and to prepare a different menu ve farklı bir menü hazırlamak müşteri tercihlerine göre. Aşağıda bilgiler var diyor. Hemen bilgilerimize bakıyoruz. Vegetable soups, sebze çorbaları are more popular than the other soups. Öbür çorbalardan daha popüler diyor. Şimdi sebze çorbası arayacağız. Hemen A şıkkına bakıyoruz. Spicy carrot soup. Yani baharatlı havuç çorbası olur. Tomato soup olur. Domates çorbası. Potato soup olur. Patates çorbası. Yani yine sebze çorbası. Chicken soup. Tavuk çorbası. Hayır. D şıkkı çorbadan gider. İkinci bilgiye bakıyoruz. Only a few people. Sadece çok az kişi dislike eating meat. Et yemeyi sevmiyor. Yani et de olacak menüde. Çok az kişi sevmediğine göre steak. Et var mı? Var. Grilled chicken, ızgara tavuk var mı? Var. Pasta with tomato sauce, domates soslu makarna. Hayır, C şıkkı da et olmadığı için gider. Ve son bilgimize bakıyoruz. Most of the people. İnsanların çoğu like having a dessert after their meal. Yemeklerinden sonra tatlı almayı severler. A'ya bakıyoruz, tatlı var mı? Yeşil salata. A'da tatlı olmadığı için gider. B'ye bakıyoruz, brownie bir tatlı mı? Evet, doğru cevabımız B şıkkı olacak. Dördüncü soru. Read the conversation. Diyaloğu oku and answer the question. Ve soruya cevap ver. Which of the following is correct? Aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Doğru bilgiyi arayacağız. According to the conversation. Yukarıdaki diyaloğa göre hangisi doğrudur? Hemen diyaloğa bakalım. Hi Nick, how are you? Merhaba Nick, nasılsın? Not bad bro, you. Fena değil diyor kanka. Sen nasılsın? Fine, we are organizing a football match. İyi diyor, biz diyor bir futbol maç ayarlıyoruz. On Wednesday, çarşamba günü akşam.
Do you want to come and play with us? Gelip bizimle oynamak ister misin? What time? Saati soruyor. I am not sure. Emin değilim, but it can be at 8 or 10 p.m. 8 ya da 10 olabilir diyor. Okay diyor. Call me when you know. Bildiğinde, öğrendiğinde bana haber ver ve ona göre karar vereceğim diyor. All right, I will let you know. Tamam diyor. Sana haberi, sana bildireceğim saati diyor. Evet, şimdi bu bilgiler ışığında hangisi doğrudur? Ada demiş ki John does not tell Nick the exact time. John Nick'e tam saati söylemiyor. Bakıyoruz burada 8 ya da 10 demişti. Evet, tam saati söylemiyor. Aslında doğru cevabımızı bulmuş olduk. A bizim doğru cevap. Kesin bilgi olduğu için hemen işaretliyoruz. Ancak B, C ve D'yi de okuyup neden olamadığını görelim. John and Nick are not close friends. Yakın arkadaş değiller. Değiller mi? Buradaki bro ifadesi onların yakın arkadaş olduğunu gösteriyor. B doğru bir bilgi değil. The match will be at the weekend. Hafta sonu olacak. Hayır. Çarşamba günü. Wednesday dedik. C de gider. Nick refuses John's invitation. Daveti reddetmeye diyor. Hayır. Saati öğrendiğinde bana bildir, ona göre karar vereceğim diyor. D de doğru bir bilgi değil. Evet, başta söylediğimiz gibi A kesin bir bilgi. Doğru cevap A olacak. Şimdi soruya devam ediyoruz. Read the text and answer the question. Evet, soruya cevap vereceğiz. Metne göre. Whose purpose? Kimin amacı? Of using the internet. Kimin interneti kullanım amacı? Does not match. Eşleşmiyor. Does not match. The examples in the text above. Aşağıdakilerden hangisinin amacı yukarıdaki metinle eşleşmiyor? Şimdi burada interneti kullanım amaçları farklıdır diyor. İnsanların örnek vermiş. Have fun. Eğlenmek için. Communicate with others. Başkalarıyla iletişim halinde olmak için, iletişim kurmak için. Ve search for information. Bilgi aramak. And learn new things. Ve yeni şeyler öğrenmek için. A şıkkına bakıyoruz hemen. Mary interneti ne için kullanıyor? I often look for different recipes on the internet. Recipe biliyorsunuz yemek tarifi, çok sık geçen bir kelime. Ben diyor internette genellikle farklı yiyeceklere, sık sık farklı yemeklere bakıyorum. Yani yeni şeyler öğreniyor. Buradaki bilgiye uyuyor mu? Evet, eşleşiyor. A'yı eledim. B. I use the internet to send emails. E-mail göndermek and chat with my friends. Ve arkadaşlarımla chatleşmek için kullanıyorum diyor. Communicate with others. Başkaları iletişim halinde olmak için eşleşiyor mu? Eşleşiyor. B'yi de eledim. C'ye bakıyorum. I use the internet to watch movies. Film izlemek and play games. Yani have fun. Eğlenmek için kullanıyor. C'yi de eledim. D'ye bakıyorum. I generally buy. Genellikle alırım what I need on the internet. Yani online shopping. İnternette ihtiyacım olan şeyleri alırım. Yukarıda online shopping var mı? Hayır. Olmayan şey online shopping. Doğru cevabımız D şıkkı olacak. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Umarım faydalı bir video olmuştur. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Kolay gelsin.